Arkadaşlar hepinize kucak dolusu merhaba. Aydın Çıldır, Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi. Şu anda bulunduğum yer. Geçtiğimiz yılda buraya ziyaret etmiştim. Çok keyifli bir video olmuştu. Bugün eğitimin detayları, neler değişti, neler gelişti, işte filonun durumu, eğitmenlerle söyleşiler, mezun olanlar var bir de. Bugün bir mezuniyet var burada. Mezun olan arkadaşlarımızdan denk gelirsek kendilerine bir iki sorum var. Ben şimdi aprona doğru çıkıyorum çünkü uçaklar apronda. Ben de sabırsızlanıyorum aprona gitmek için. Sizlere de şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hep beraber videoya giriyoruz. Evet, Türk Hava Yolları Akademi'nin apronuna bir sene sonra tekrar ayak bastık arkadaşlar. Aydın'ın kavurucu sıcağı bizi çok güzel karşıladı. Şimdi burada Türk Hava Yolları Akademi ile alakalı geçtiğimiz videoda çok fazla bilgi vermemiştim size. Şimdi bazı bilgiler vermek istiyorum. Bugüne kadar 1000'den fazla, yanlış hatırlamıyorsam da 1095 tane pilot yetiştirmiş bu akademi. Bunların tamamına yakını Türk Hava Yolları bünyesinde tabii ki çalışıyor. Türk Hava Yolları Akademi'nde 25 tane filosunda uçak var. Ve bu şu anda ziyaret ettiğimiz havalimanı Aydın Çıldır Havalimanı. Pandeminin etkisinin bitmesiyle beraber gerçekten çok yoğunlaşmışlar. Şimdi geçtiğimiz yıl da biz buraya gelmiştik. Sınıf dersleri başlamış ve teorik eğitimlerde. Okul oldukça kalabalıklaşmış arkadaşlar. Böyle yerleri gezince, ziyaret edince beni en çok cezbeden tarafı burası oluyor. Tabii ki dispatch ofisi gibi diğer birimleri var okulun. Farklı birimleri var birbirinden. Derslikler var. Hepsi aynı önemde ama nedense beni apron çekiyor en fazla. Çünkü havalimanında da en sevdiğim yer apronun üstü oluyor. Bak bir öğrencinin iş yapıyor şu anda. Öğrenci arkadaşımız. Bir DA-20 zannediyorum. DA-40'mış arkadaşlar. Evet, burada da bir Cessna 172'miz var. Daha önce Cessna 172 incelemiş miydik biz kanalda? İncelemedik zannediyorum. Yine burada bir Cessna 172 çektik. Bugün biraz daha detaylı çekeceğim Cessna'yı. Ama şey göstermek istiyorum size. Geçtiğimiz sefer biz kendimiz şaşırmıştık burada ama kameraya bunu çekmemiştik. Şimdi bu uçak bünyesi büyük duruyor. Ama şu uçağı genel çek, bir şey göstereceğim sana. Şimdi iki parmakla bu uçağı sallayabiliyorum ben. Bak görüyor musun? Abi çok enteresan ya. Bu kadar da narin bir uçak aslında. Yani eğitim uçaklarıyla uçmak çok da kolay değil uzaktan göründüğü kadar. Bir öğrenci pilot arkadaşımız daha iniş yaptı o arada. Bir Cessna 172 geldi. Gayet güzel yumuşak indi vallahi. Maşallah. Touch and go çalışıyorlar galiba. Gelip inip kalkıp gidiyorlar. Tam teknik detayında bana en iyi cevabı hocalar verir. Ve bir hocanın bana yaklaştığını gördüm o arada. Cihan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan hocam, nasılsınız? Yaklaşık bir yıl sonra sizi burada görmek çok mutluluk verici. Benim için de bir gurur oldu hocam. Geçtiğimiz yıl çektiğimiz videoda burada Cessna 172'nin detaylarını beraber incelemiştik. Evet, beraber inceledik. Belki incelemediğimiz yerler vardır, onları da bu sene açığı kapatalım hocam. Sevinirim çünkü çok fazla detay soru var. İsterseniz bu detaylı sorulara geçebiliriz. Çünkü genelini anlatmıştık. Önce ben bir şey daha merak ediyorum. Şimdi evet. Biz havacılık tekrar ayağa kalktı. Evet. Eğitimler de tabii ki biraz yoğunlaşmıştır. Ne seviyede şu anda, nasıl Cihan bir eğitimler? Cihan Bey şöyle söyleyeyim. Geçen sene pandemi dahilinde biz 26.312 saat sadece sim uçuşlar hariç gerçek uçuş icra etmiştik. Hatta bu sene Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi ailesi olarak bir rekor kırdık. 161,5 saat bir gün içerisinde uçuş gerçekleştirdik. Geçen sene hatta devlet hava meydanlarında en yoğun havalimanlarının 10. sırasındaydık. Bu sene onu onun üzerine taşımayı planlıyoruz. Uçuş saati olarak da toplam 28.809 saat gerçek uçuş saati yapmayı hedefliyoruz. Anahtardan bahsettiniz siz. Evet. Ben aslında bir video yapmıştım. Uçakların anahtarı var mı diye ve orada böyle ahkam kesiyorum. Uçakların anahtarı yoktur falan filan. Sadece böyle bir küçük kuple geçiyorum işte küçük eğitim uçaklarına diye. İşte o uçak, bu uçak. Bunun anahtarı nasıl oluyor, nasıl çalışıyor? İnanın ne bu yapıyoruz hocam? Bir arabanın kapısı, uçağın kapısı gibi de aynı. Hatta merak edenlere anahtarı da şöyle Cessna'nın arması olan küçük. Şunu şöyle arkasını tutayım ben. Peki netlesin. Hocam. Uçağın anahtarı bu. Yedeği var mı hocam? Kapısını da mı aynı anahtarla kilitliyoruz? Evet hocam, geliyoruz, kilitliyoruz, koyuyoruz. Böyle kilitleniyor. Tekrar açmak istediğimizde çeviriyoruz ve kilidi açıyoruz.
Hocam uçağın içinden bahsedelim biraz. Tabii ki, şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ben öbür tarafa geçeyim. Çok uygun olur. Tamam. Glass cockpit'ti zaten sizin uçakla. Glass cockpit, Garmin binler ikisi. Yani şu an hiç bizim six pack uçağımız yok. Ama burada Line'a öğrenci yetiştirdiğiniz için zannediyorum bu çok daha öğrenciler için yararlı oluyordur. Aynen. Line uçaklarından tek eksi auto throttle'ımız yok. Onun dışında bütün SID, Star, Approach, bütün yaklaşmaların hepsini yapabiliyorsunuz. Otopilot kullanımı öğreniyorsunuz. İzleyenlerden uçağı ilk defa görenler, kokpiti ilk defa görenler olabilir. Basit basit anlatabilir miyiz rica etsem? Bu arada checklist'i çok özür dilerim. Checklist'i gördüm. Burada arkadaşlar checklist. Checklist, uçuş öncesi ve uçuş sonrası burada yapılması gereken kurallar. Uygulamazsak uçuş emniyetsizliği yaratır bize. Kapıyı açtığımız anahtarla uçağı da çalıştırabiliyoruz. Buraya takıyoruz ve normal araç kontağı gibi bunları çevirerek basabiliyoruz. Ben göstermek için taktım. Şimdi bunu tekrar çıkartalım. Emniyetli bir yere koyalım. Önce emniyet. Önce emniyet Cihan Bey de. Onu öğrendim hocam. Için. Sol kısımdan dediğiniz gibi başlayalım. Şurası uçağın aküsü diyelim. Burası ışıklarımız. Zaten light yazıyor. Amerikalı her zaman en basit şekilde dizayn ettiği için lights neler olduğu yazmış. Diğer pitot, buzlanma olursa cabin power burada. Bunlar aydınlatmalarımız. Şu an görebiliyorsunuz mu onu bilmiyorum ama altta tuşlar var. Bunlar bizim sigorta panellerimiz. Herhangi bir sigorta atması durumunda şurada beyaz bir şekilde görüyoruz. Ve o sigortanın arızalı olduğunu öğreniyoruz. Otopilot'ı burada. Bu gaz kolumuz, öyle söyleyeyim biz. Burası hava yakıt karışımını sağlayan mixer kolumuz. Bu uçağın stabil düz gitmesini, lövyede olan yükü azaltmayı sağlıyor. Trimimiz, yakıt seçicimiz sol, sağ ve bot olarak bu şekilde. İrtifadayken düz uçuşta sağ ve sola alabiliyoruz. Onun dışında tırmanış ve alçalışta bot olmak gerek. Bu görmüş olduğunuz, eğer telsizimizde kulaklığımızda bir arıza olursa, kulaklığımızda daha doğrusu, bununla beraber şurada speaker yazanla, şuradan gelen sesle kullanabiliyoruz. Daha sonra şöyle yapayım. Flaplarımız var. Flaplarımız 3 kademe. Bu take off kalkış için kullandığımız bir flap. İniş için 20 ve 30. Burada 110 ve 85 yazan bu flabı kullanabilme süratlerimiz. Nasıl ısınıyoruz, nasıl soğuyoruz? Klimanız yok. Nerede hocam? Klimamız yok. Burada cabin air var. Bu soğuk havayı dışarıdan veriyor. Şurada bir panelden. Burada heat var. Motor içerisindeki sıcak havayı buraya aktarıyor. Ve böyle ısınabiliyoruz. Mikrofon burada. Burada otopilot disconnect tuşu var. Burada da bu elektronik olarak trimi ayarlayabiliyoruz. İki ekranımız var. İki ekranımız da Garmin 1000. İkisinde de aynı görseli görebiliyoruz. Kalktıktan sonra display backup'a basarak burada map kısmına, daha doğrusu MFT bölümüne getiriyoruz. MFT bölümündeki özellikleri kullanabiliyoruz. Şurada radyo kullanacağımız telsizlerin, COM1, COM2'leri, NAV1, NAV2'leri hepsinin tuşları. Kumanda yüzeyleri burada. ELT'imiz kullanmak hiç kimseye nasip olmasın. Amin. Acil bir durumda onu yapabiliriz. Eğer biz onu yapmazsa çarpışmanın etkisiyle kendisi aktif oluyor ve bizi arama kurtarma ekipleri onun sayesinde buluyor. Hocam çok şık güneşlikleriniz var. Bu güneşliklerimiz çok şık. Eğer düzgün bir açıdaysa bayağı güzel işe yarıyor. Şunları da söyleyeyim. Şu görmüş olduklarınız. Evet, klima bunlar, sandım ben bunları işte. Bunlar da dışarıdan bizim havalandırmalarımız. Direkt kanadın ön cephesine H'den gelen havayı bize veriyor. Yazın aydında 5500'e çıkmadan serinleyemezsiniz. Çok zor. Bu da bizim sulu pusulamız. Evet. Eğer avionik sistemimiz giderse standby enstrümanlarla beraber uçuşumuza devam edebiliriz. Şu standby enstrümanımız her zaman alive değil mi? Evet. Bir de siz atladınız, burada yok, burada var. Bu ne hocam? Bu evet, söylemeyi unuttum. Bu da bizim el frenimiz. El freni. Parking brake. Biz parking brake set etmeden önce frenleri pompalıyoruz. Eski usul basılı tutuyoruz. Hidrolik sıkışıyor. O basınçla beraber eğer çekip şöyle kilitlediğimizde, set ettiğimizde uçak kımıldamaz. Şu anda çektik el freni tekrar. Evet. Az önce itseydik gider miydi? Takoz olmasa. Çekiliyken diğer türlü giderdi. Hmm. O zaman release'de gider. El freni önemli. Tabii emniyet. Evet, uçağımız ayrıca 4 kişilik arkadaşlar. Kameraman arkadaşım arkada yandı, kavruldu. Nelere katlanıyor çocuk sizin için. Evet, hocam teşekkürler. Dışarıdan devam edelim. Tamam. Dışarıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Gayet detaylı anlattınız. Küçücük bir uçak baktığınız zaman ama ne kadar teferruat var. Yani buradan yola çıkarak büyük yolcu uçaklarındaki detayı ve pilotların aldığı eğitimleri varın siz hesap edin arkadaşlar. Hocam sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim. Şimdi bu geleneksel hale geldi. Önümüzdeki sene de inşallah sizle tekrar burada röportaj yapacağız. İnşallah bir sene sürmeden gelirsiniz. İnşallah, ama o zaman artık Cessna 172 değil, başka bir uçakla. DA-20 falan olur belki. Tamam. DA-40 olur. DA-40'ımız var. DA-40'ımız varsa. Upset recovery için bizim bir uçağımız gelecek. Ne geliyor? O geldiğinde Extra 300 NG geliyor. O geldiğinde onunla beraber İnşallah. Güzel bir video çekelim. Tamamdır. Furkan Urfalıoğlu hocama çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben bu sıcağın altında Bey, ne demek? Bize ağzınıza sağlık. Çok güzel çok bilgiler verdiniz. Çok biz turumuza devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Furkan hocamı uçağıyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere hocam. Devam ediyoruz. Buyurun. Şimdi akademide bugün aynı zamanda bir mezuniyet heyecanı var. Tam denk geldi üstüne. Yanımda da iki tane kıymetli kaptanım var. Ozan Oğuz Kurt kaptanım ve Toygun İnce kaptanım. Sizinle uçakta karşılaşmıştık. Evet, sabah karşılaştık. İstanbul'dan geliyordu. Mezuniyet için geldi. Evet. Üstünüzü değiştirmişsiniz ama. Onun için geldik. Şimdi mezun oluyorsunuz. Nasıl geçti buradaki eğitim? Bir kısaca onu soracağım ben size. Cihan abi, burada başladığımızda biz teorik eğitimi bitirmiştik. Pandemi nedeniyle buraya sonradan geldik. Ama hayatımızda çok büyük bir değişim noktası oldu TAFA'ya gelmek. Türk Hava Yolları'nın ana eğitim merkezi biliyorsunuz. Kaçıncı filoydunuz? Çok özür dilerim. TAFA 88. Türk Hava Yolları 88 değil mi? Aynı filodayız. Aynı zamanda buddy'yiz bu arada. Aa, öyle mi? Evet. Tam o yüzden yan yana oturuyordunuz. Evet, öyle. Ama bak şimdi buddy'sen o zaman röportajı da beraber yapacaksın. Doğru. Şimdi Toygun çok katılmak konusunda şeydi. Benim var mikrofonum, o sizin. O yüzden iyi olmuş yani, evet, buddy olarak yakaladığımız. Evet. Buyurun. Buraya geldiğimizde uçuş eğitimine sıfırdan başladık. Hocalarımızı da tanıştırdılar. Ondan sonra en azından ilk aşamada PPL'de bitene kadar hocayla 3 öğrenci, bir hoca, böyle bir aile ortamına büründü. Tamamen kendi himayesi altına aldı hoca. Her ihtiyacımızla ilgilendi. TAFA biraz aslında burada havayolunun simülasyonunu yaratıyor bize. Çünkü dispatch, flight plan, bunların hepsi İstanbul'daki operasyona çok benziyor. Çok keyifliydi. Zor günlerimiz oldu ama altından kalktık. Peki en çok zorlandığınız ders soracağım. Sizden devam edin Toygun Kaptan. Tamam. Var mı öyle bir ders? Yani şu ders daha kolay olabilirdi. Niye bu kadar zorlamışlar dediğiniz. Teorik nasıl olsa bitti olarak artık. Mı yoksa bir safa teorik, olarak. Teorik mı? Olarak. Şimdi ben uçuşta çok zorlandığınızı düşünmüyorum. Ya uçuş teoriye göre daha iyiydi. Evet. Teoride de meteoroloji biraz uzun ve yorucu bir dersti. Ama tabii meteorolojide uçun önemli olaylarından bir tanesi. Uçuş emniyetini etkileyen ilk faktörlerden. O yüzden onu da iyi öğrenmek, üstesinden gelebilmek önemli diye düşünüyorum. Kullanacağınız uçak tipi belli oldu mu Türk Hava Yolları'nda? Henüz tipimiz belli olmadı. Aynı olduğunuz için body olarak. Evet, İki aynı. İki ihtimal var onlardan biri. Bilin bakalım hangi ihtimal var. Boeing 737 ve Airbus A320 filolarına dahil olacaklar. Yani birisine dahil olacaklar kaptanlarım, ama gönlünüzden geçen bir şey var mı? Bunu serbestçe söyleyebiliriz. Aslında yani gidip geliyor sürekli. Yani Airbus'un da sevdiğim yönleri var. Boeing'in de sevdiğim özellikleri var. Aslında ikisi de olabilir diye düşünüyorum. Hayırlısı neyse olsun. Hangi tarafa daha yatkın? Çok politik bir cevap verdi Toygun Kaptanım. Var aslında aklımda. Ben tahmin edeyim o zaman. Airbus düşündüklerini ben düşünüyorum. Aslında o Airbus, ben biraz Boeing abi. Ha, öyle mi? Biraz öyle. Ha, bak şimdi body olmalarına rağmen iki ayrı tip. Ama dediğim gibi gidip geliyor yani. Bazen diyorum Boeing ne güzel. Hani Boeing olsa keşke. Bazen diyorum Airbus olsa. Değişiyor yani, ben çok bir şeyim yok aslında. Ya, tercihim olmadı. Hayırlısı neyse o olsun o zaman, evet, sizler tabii için. Ki, tabii. Yani umuyorum line'da da uçtuğunuz zaman bir gün yolcu olarak denk geldiğimde sizlerle uçmak isterim. İnşallah çok mutlu. İnşallah. Ben de o şeref bana ait. Yani çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İki filo mu mezun oluyor bugün? Evet. Nasıl oluyor? Evet, öyle olacakmış bugün. Bizim filo ve 95. filo sanırım. 88 ve 95. 88 olacak. O zaman mezuniyet yapılamadı pandemi nedeniyle. Pandemi nedeniyle yapılamayan filolarla sırası gelen filolar aynı anda mezuniyetleri Anladım. Yapılıyor. Ya tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani hepinize hayat boyu emniyet çok uçuşlar dilerim. Sağ olun. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu kadar uçak geliyor, gidiyor, uçuyor, iniyor, kalkıyor. Tabii ki burada işletmede de kim lazım bu iş için? Bir marshaling hizmeti lazım yani, ve bunun personeli lazım. Yanımda Gürkan Bey var. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sağ olun Can Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Marshal'sınız değil mi? Evet, marshaling. Tam olarak nasıl geçiyor bu iş? Marshaler olarak geçiyor. Bu iş aslında line'da sadece uçak karşılama ve gönderme işlemleri olarak adlandırılıyor. Marshaling, marshaler olarak. Burada nasıl oluyor? Burada bizim aslında yer operasyon. Uçağın yere geldiği anda, park alanına geldiği anda yapılması gereken tüm işlemler. İşte emniyete alınması,
yakıt alımına refakat, ondan sonra cam temizliğinin yapılması. Burada yer operasyon anlamında ne ihtiyacı, eksikliği varsa biz bu işlerin giderilmesiyle alakalı bir görev üstleniyoruz. Yani aslında uçağın siz bir nevi nöbetçisi gibisiniz. Uçakta bir arıza oldu. Bunun kim tamir edecek? İşte Türk İş Teknik, bu arada arkada görüyor musunuz bilmiyorum. EASA standartlarına uygun onarım yapan Türk medarı iftarımız, yerli firmalarımızdan Türk İş Teknik. Burada kendi hangarları var Türk İş Teknik'in ve kendi uçaklarına Türk İş Teknik bakım veriyor. Tabii her yerin olduğu gibi buranın da bir sorumlusu var. Meydan işletme şefi Serdar Şentürk'le karşılaştım. Serdar Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meydanınız çok güzel. Siz de buranın sorumlusu olduğunuz için sizden habersiz burada kuş uçmuyormuş Serdar Bey. Yok yok, biz kuşları uçuruyoruz. Onların bölgesindeyiz zaten. Kuşlarla beraber meydanı paylaşıp beraber kardeş kardeş uçuyoruz. Ama onlar bizim uçaklara kış demeye başladığı zaman biz onları uzaklaştırmak zorunda kalıyoruz. Kuşları uzaklaştırmak için pat patlar falan var. Biz pis başlarına koyarız, böyle gürültü yaparız ki hani inişte kalkışta uçaklarla çarpışmasın, zarar görmesin. Aynı zamanda biz de zarar görmeyelim diye kardeş kardeş böyle bir paylaşımımız oluyor meydanımızda. Meydanı başkalarıyla da paylaşıyoruz. Nerede paylaşıyorsunuz? Yanda bir jandarma filomuz var. Jandarma filomuzla aynı meydanı paylaşıyoruz. İnşallah havacılığı sevenlere bir faydamız olduysa sevinmişimdir. Hoşçakalın. Arkadaşlar biz devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz sene bu simülatöre girmiştik. Bunu çekmiştik. İçeride de zaten eğitim var. MCC eğitimi verilen başka bir simülatör var. Onu bir ziyaret etmek istiyorum ben. Daha önce fırsat bulamamıştık. Burada da mezun olan filoların bak fotoğrafları var. Ne kadar güzel. Gelip burada kendisini gördüğü zaman mezun bir kaptan gayet güzel bir gurur kaynağı oluyordur. Aralarında tanıdıklarım da oldu. Buradan da hepsine selamlar. Hemen MCC simülatörüne geldik. Evet, Mustafa Hocam içeride. Buyurun, hoş geldiniz. Mustafa Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, siz nasılsınız? Ben deyim. Hoş geldiniz akademiye. Hoş bulduk. MCC müsaitse dedim bir çekelim, hem de gösterelim. Çok iyi olur. Çünkü burada... Yardımcı olayım size ben de. Şöyle ben geçeyim hemen. Burada hocam MCC eğitimi veriliyor ve bu MCC eğitiminin nedir? Evet. Bu simülatörde olması gerekli mi veya yani sizden bir dinleyebilir miyim şu MCC nedir? Ne diyeyim? Pilotluk lisansı alacak, ATPL lisansı alacak olan adaylarımızın son uğrak noktası burası, akademide. Tip eğitimine gidecek olan arkadaşımızın artık buradan kokpit içerisinde nasıl hareket edeceği, hangi usullere göre görevini ifa edeceğinin eğitimini aldığı bir cihaz. Ne kadar sürüyor buradaki eğitim? Buradaki eğitimimiz halihazırda 20 saat, öğrenci başı 20 saat sürüyor. Hocaların nezaretinde iki arkadaşımız 2 saat boyunca uçup ara verip tekrar değişme suretiyle 20 saatlik bir eğitim tamamlıyor. Öğrenci başı 20 saat. Tamamen airline'a adaptasyon başlangıcı burası. Benim acizane ifade edebileceğim bu kadar. Tabii ki bunu pilot hocalarımız daha iyi biliyor. Ben simülatörlerin altyapısından onları sürekli hizmete hazır hale sokan bir görevli şefim. Siz aslında görünmeyen kahramanlarından bir tanesisiniz akademinin. Çünkü sağ olun, teşekkürler, eksik olmayın. Çünkü ben simülatör videoları da yaptığım için normal diğer kaptanlarla işte simülatör merkezlerinde simülatörlerin yaptığı arızaları yakından görüyorum. Bazen öyle o an oluyor ki nasıl söyleyeyim, heyecanlı anında bozulabiliyor. Yani, bir sıkıntı oluyor. Çalışır durumda bırakmak bunları her an çok zor olmalı. Aynen. Aynen. Çünkü bu elektronik cihaz, bilgisayar komutlarıyla çalışan, yapılmış, uyarlanmış bir cihaz. Şimdi simülatör burada. Bir görelim şöyle. Cemal. Biraz karma bir kokpit ama burada zaten ana amaç tip eğitimi değil, bir ekip çalışmasının tesis edilmesi. Burada da ekranlar var. Burada ne yapılıyor hocam? Burası öğretmen konsolu. Simülatörlerin zaten olmazsa olmazı. Evet. Zaten simülatörün eğitmeninin kullandığı, onlara buradan arıza olur, herhangi bir emergency vesaire gibi hava koşulları, her türlü atraksiyonun verilebildiği bir yer burası. Bak yakından göster Cemal burayı. Daha önce gösterdik mi bilmiyorum başka simülatörde. İşte öğretmen her senaryoyu çok kolaylıkla mesela buradan 3 mili alabilir, 5 mili, 10 mili veya taksiye alır, kapıya yanaştırabiliyor. Evet. Hava alanını değiştiriyor değil mi hocam? Mesela buradan çevresel efektler verebiliriz. Türbülans, microburst, wind shear gibi, precipitation, yağışlar verebiliriz. İnecek olmuş olduğu meydanın ışıklandırmasını konfigüre ederiz buradan. Arızalar verilir. Full arızalar vardır uçak sistemlerinde. Bunlara göre nasıl bir tepki verilecek? Öğretmenimiz öğrenci arkadaşlarımızı verdiği senaryoyla eğitimlerini ne gerektiriyorsa burada altyapısıyla onları o senaryonun içerisine sokar. Çok teşekkür ediyorum çok hocam. Sağ olun Cihan Hocam. Sizlerle tanışmaktan çok memnun oldum. Bizi de arkadaşlarımıza pilot olmak isteyen insanlara tanıttığınız için, buna bir vesile olduğunuz, aracı olduğunuz için size de ellerinize sağlık. O şeref bize ait. Teşekkür ederiz.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim, çok keyif aldım bugün. Çok güzel sohbetler ettik insanlarla. Umuyorum siz de eğlenmişsinizdir videoyu izlerken. Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi, Aydın Çıldır. Buraya ikinci gelişim. Umuyorum tekrar gelmek nasip olur. Sizlere de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Turkish Airlines Flight Academy yönetimine de bizlere ev sahipliklerinden ötürü çok 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 teşekkürler. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Burada gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Eğer gönlünüzde varsa, sizin için hayırlısıysa olsun. Gelin burada eğitim alın ve gökyüzüne kavuşun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.